Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden giderek asil geçmişine ve çağdaş geleceğine sahip çıktığı 30 Ağustos Zaferi'nin 90. yıl dönümünü kutlamanın gurur, coşku ve heyecan içindeyiz. Bu büyük zafer, tarihin her döneminde hür yaşamış olan Yüce Türk Ulusu'nun ulu önderinin etrafında kenetlendiği milli birlik ve beraberlik ruhu içerisinde ya istiklal ya ölüm parolasıyla sürdürdüğü bir bağımsızlık mücadelesidir. Büyük taarruz, dünya harp tarihine en hızlı taarruz harekatı olarak geçmiştir. Anadolu'nun ebedi Türk yurdu olduğunu bir kez daha tüm dünyaya kanıtlamıştır. 30 Ağustos Zaferi Türk tarihinin dönüm noktasını teşkil etmiştir. Türk ordusunun vatanını düşmandan kurtarmak için sergilediği azim ve kararlılığı göstermesi bakımından son derece önemlidir. Her safhasıyla düşünülmüş, ihsan, idare ve zaferle imtihaz edilmiş olan bu harekat, Türk ordusunun zabıtan ve kumanda heyetinin yüksek kudret ve kahramanlığını tarihte bir daha, bir daha tespit eden muazzam bir eserdir. Bu eser, Türk milletinin hürriyet ve istiklal fikrinin ölümsüz abidesidir. Bu harekat ile yeni Türk devletinin genç Türkiye cümletinin temeli burada sağlamlaştırılmış, ebedi hayatı burada taşlandırılmıştır. Bu sahada akan Türk kanları, bu semada uçan şehit ruhları, devlet ve cumhuriyetimizin ebedi muhafızları olmuşlardır. Büyük Önder Atatürk'ün Türk milleti güçlükleri milli birlik ve beraberlikle her zaman yenmesini bilmiştir sözünden güç alarak her bir parçası aziz şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış ve emanet edilmiş bu vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü her koşulda sonuna kadar savunulacak ve korunacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle bize bu büyük şanlı zaferi kazandıran başta devletimizin ve cumhuriyetimizin kurucusu, eşsiz komutan, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanı ve ulusu için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin ruhları önünde saygıyla eğilir, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunarız. Arz ederim.